arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayız ve mukbang yaparak. Bu meşhur bunlar. Acı. Mukbang meşhur. Kesinlikle. Bugün mukbang yapacağız. Şöyle öne eğileceğim. Arkadaşlar başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. YouTube'dan soru sorduk sizlere ve bu soruların sonucunda tek bir soru geldi. O da hangimizinki daha büyük oldu? Neden böyle bir insanlarda böyle bir şey var? Yani ille... Ya aslında insanlar bildiği soruların cevabını sormamaları lazım. Ama her defasında da bunu söyledik. Yani Mersin'in 21, benimki 8 santim. Her defasında diyoruz. Soruna geçiyor. Bilal Kan. Onu bunu bırak da oyuna 101'lik ikon Neymar kartı eklenmiş demiş. Bir. Serdar. Oyunun sonlarına doğru gelirken büyük bir heyecan olacak. Romario ile Neymar. Evet. Yani iple çekiyoruz. Tabii top açılımı yapabilmemiz de önemli. Ama kesinlikle artık oyundan soğuduğumuz son 3 ay 4 aya giriyoruz. Yeni oyunun çıkmasıyla ilgili. İnanılmaz bir heyecan getirecek bence isimler. Kesinlikle. Bu arada çok önemli bir şey yapacağım. Ben bu yüzden görünüyor mu tekrardan bu kreni kalktım. Ooo ben fena görünüyorum ama. Evet. İkinci soru. Ahmet Oyun Kanalı. Abi bizim isimlerimizle bir kariyer oynatabilir misin diyor. Ya efsane oldu. Örnek veriyorum. Ahmet diye bir kardeşimiz var. Hı. Efsane oldu, onu yapıyoruz. Onun overall'ını yükseltiyoruz. Sence mantıklı mı? Tek bir kişiden bahsediyorsan. Yani şöyle olabilir mi Serdar? Bilmiyorum tabii onun olabilitesi var mı da. Hani bununla ilgili bir şey yapılabilir. Çıkan kişi hakkında bir efsane oldu yapılabilir belki. Bir de çıkan kişi eğer katılan 200 lira üyeyse. Herhalde canım. Şov yaparız arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Onu var ya, milli takıma davet ettiktir diye emrediyorum. Muhammed Deniz. Romario Neymar'la bütün diğer kartların karşılaştırmasını yapar mısın? Şimdi daha tabii biz bunu salı günü çekiyoruz. Şunu söyleyeceğim. Romario ve Neymar kartları geldi, inceledik. Mesela birkaç kartta şöyle analiz edelim. Rummenigge'den şu iyi olur. Cruyff'tan bu kart iyi olur. Onunla ilgili bir video zaten evet, yapacağız. Evet. Evet. Videoyu takipte kalmalarını öneriyorum. Ya sen var ya, inanılmaz profesyonelsin. Serdar abi, Yasin abine nasıl tanıştınız? Ben anlatayım istiyorsan. Arkadaşlar biz bir GSM şirketinde ben müşteri temsilcisi, daha doğrusu portföy yöneticisiydim. Sen on portföy PE'ydim aslında zaten. Sen neydin? Bireyseldin. Ben kurumsaldaydım. Zaten firmanın batmasına en büyük sebep biziz belki de. Orada bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Tabii Yasin videolarımı görmüş. Bu çocuk demiş kesin beni yener tokatlar. Ondan sonra tam böyle Yasin'le tanıştık. Hatta biliyorsun kurumsal yerde mailleşiliyor. Mail atmıştın sen bana. Biz diyalog kurduk. Yani tam böyle hani bir molada buluşacağız falan filan. Beni işten çıkarmışlardı. Ve ondan sonra dışarıda görüşmeye başladık falan. O şekilde aslında gelişti. O şirketten yani Yasin de çıktı. Benim hayatına girişimle iş hayatın sona erdi diyebiliriz. Belki bir tane daha mail atmışsındır bana. Ben cevabını vermemişimdir. Ondan sonra eğer sorduysam aracı kişiye mesela. Çünkü mailleşiyorduk. Ben bir anda maillere cevaplanmaya başlamışım. Çünkü... Bir kere mail attım. O mailin üzerine bir daha yazmadım. İşten çıktığını öğrendim. Evet öyleydi. Abi eskiden YouTube klasisi bile videonuz falan vardı. Abicim neden ayrıldınız? Yani çok aktif bir kanaldım ben o zaman. O kanallar biraz daha az video attığı için ondan ayrıldık. Joystick'te bir türlü etki bir şekilde R2 kullanamıyorum. Nasıl da geliştirebilirim? R2 ve L2'ye basarak. Yani o herhalde parmak uyumuyla alakalı bir şeyden bahsetmiş arkadaşımız. Abi sence Neymar'ın ikonu Barcelona'da olduğu zamanı gelecek mi pese? Zaten Barcelona zamanı gelecek. Aynen öyle. Şimdi onların gelmesiyle Romario kartı da biliyorsun Barcelona. Sence artık kulüp bossa sadece Barcelona mı seçilir? Şöyle oyuncularını bir analiz ettiğimizde kolay olsa geç. Ama 101'lik Cruyff var. 103'lük Messi var. Zaten Messi'si olan adam. Yanına bir de Cruyff ya da Neymar koydun Serdar. Barcelona'yı seçmenin aklından şüphe ederim ben. Aynen öyle. Yani çünkü... Peki. Net yani. Barcelona'dan sonra en fazla kulüp boss sence en iyi hangisi? Arsenal olabilir mi? Patrick Vieira'dan kaynaklı. Aynen, Patrick Vieira. İşte. Ama sence
Bayern Münih'de Beckenbauer ve Rummenigge var. Ne düşünüyorsun? Bak Beckenbauer dedin, nefes bile alamadım. Aynı şekilde Rummenigge. Benim değişilmez oyuncularım Serdar. Yasin abiyle nasıl tanıştınız demiş. Bunu anlattın zaten. PC PC'de yüz yaması gibi modlar ile oynamayı düşündünüz mü? Aslında... Bilgisayarda oluyor herhalde. Evet. Bir şey söyleyeyim Serdar. Senin bilgisayarda aslında sırf bunun için bir seri yapamaz mısın? PES alıp. Ya şöyle yapabilir. Kaldır senin bilgisayarın çünkü. Olabilir. Hasan Musa abimizin yüzünü yapan çocukla ben görüştüm hatta. PC üzerinden. Hani bunu dedim PlayStation 4'te dedim. Yapabilir miyiz? PlayStation 4'te yapamıyorlar. Yani PC'de dosyalarla oynayabiliyorsun ama PlayStation 4'te yapılmadığı için yapamadık. Ama bence bir efsane modu çekmek için de PC'ye geçmek istemedim ama tabii profesyonel düşünmek lazım. Sadece bir seri için bilgisayardan belki Hasan Musa öyle yapıyordur. Yani sadece onu yapmak için öyle PC'den daha sonra diğerlerini kontrol olan. Ben daha iyisini yapabilir misin diye sordum. Evet yani yapılabilir ama. Seri için. Evet olabilir. Oğlum zaten PC'de ne kadardır ki PES? Yani ne kadar ya zaten bir müddet sonra Lite çıkıyor. Lite'dan ücretsiz bile alıp hani 4-5 ay sonra bile başlasam. Biz zaten çok video attığımız için yine 30-40 bölüm bir sezonda efsane mod çıkar. Yasir Hamle neden hakeme kafa attı? Acaba çok kötü anı hatırlamak istemiyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biraz da canım sıkkındı. Yani direkt haksız bir şekilde kırmızı kart görünce dayanamadım. Serdar'ı yalnız bıraktım belli bir süre. Ama kötü günler geride kaldı artık. Evet. Şu an lider durumdayız. Abi aylık ne kadar kazanıyorsun? Sana sormuş. Burada babalar varken bana laf düşmesin. Erkeğin maaşı sorulmamış diyoruz. YouTube kazançlar hakkında bilgi vermemizi istemiyor. Bir de senin durumun da var. O yüzden sakıncalı. Evet. Hanginizinki daha uzun? Bunu çok merak ediyorlar. 23-10. 8'di benimki galiba birazcık gerekli oldu. Biraz zayıflayınca eli doğru. Neymar bedava gelir mi veya 100 mu arıyor? Bunlar bedava gelmez arkadaşlar. Abi mesleğiniz ne? Yani şu işi iyi yapıyorum diyebileceğim ben bilgisayar muhasebe mezunuyum ama hiçbir zaman işimi yapmadım. Öyle çağrı merkezi olarak gittik bir şekilde. Şimdi yapamamandaki sebep bilgisayarı gördüğünde bomba diye karakola gidecek bir adamsın. Nasıl okudun onu ya? Yani kaliteli bir espri olmadığı için cevap vermiyorum. Benim mesleğim serbest meslek arkadaşlar. Ben bugüne kadar yapmadığım iş kalmadı. Kuaförden tutun. Kuaföre gittin mi? Manyak mısın? Valla. Neydi? Kadın kuaförü. Hakikaten. Öyle lazım. Kadınların saçına dokunmak hiç o kadar da öyle keyifli bir şey değil. Hani böyle derler ya. Kadınlar bitin. Bir de kadın kuaför. Tabii. Bunu ben bilmiyordum. Hatta İzmir'de önemli bir yer. Osço kuaför. Bilenler bilir İzmir'de. Çok kaliteli bir kuaför. Ne alaka? Nasıl girdin oraya? Sloganını söyleyeyim mi sana? Buradan çıkan kadınlara laf atmayınız. Genç kadınlara laf atmayınız. Çünkü babaanneniz olabilir. Slogana bak. Bu kadar genç de genç göstereceğim. Evet. Eğer olsun. Yasin abi ne zaman mobilde oynayacak? Arkadaşlar. Telefon sıkıntım var. Yeni bir telefon alırsam Allah'ın izniyle o zaman. Ama en kötü önümüzdeki yılın ilk başlarında mobile başlamış olacağım. İlk ne zaman milli oldunuz diyor. 16 yaşında falandım abi. Sen? Anımı anlatayım mı? Anlat. İlkini anlatamam da. Ben ikincisine geçtim sen. 3 ve 4 geçeceğim şimdi. 3 ve 4'ü söyleyebilirim. 3 ya da 4'teydi. Bir hani böyle devletin işlettiği bir yere gittim. Bir arkadaşımın zoruyla gittim. Allah seni inandırsın. Tövbe ettim. Oradaki kızın birine resmen aşık olmuştum. Bak, o kadar güzel bir kızdı. Ya genç dedim, mi? Genç. Ya dedim, bunun ne işi var burada falan. Ertesi gün gittik, arkadaşımızın zoruyla gidelim falan. Ya ben dedim öyle şey yapma. Hani daha önce de böyle bir şey geçirmişim yani, olmuş falan. Arkadaşım o kızı... Ondan sonra, ben hiç yapmadım orada ama...
Yani gezmişliğim vardır. Tamam şey arkadaşın dedin orada kaldı. Arkadaşım yapıştırdım. O kıza. Beğendiğimi. Günde çok az video atıyorsun, biraz çalışmıyor musun? İroni demiş. Video atmayla ilgili şunu söyleyeyim. Elim çok hızlı. Hakikaten çok çalışkan hızlı. Adamsın. Yani günde arkadaşlar yemin ediyorum hani şöyle 10.000-15.000 izlesen 10 tane video atarım. Yani ben açık atarım konuşayım, yani. Senin seveni hiçbir zaman gelemem. Bak çok net konuşuyorum. Çalışkanlık anlamında. Ve? Üretkenlik de. İnsanlar mesela evet. Zaten pandemiden dolayı çok sosyal değiliz. Ama mesela tamamıyla her gün 7-24 evde kaldığımızı düşünüyor. Yani çıkabildiğim kadar dışarıda çıkıyorum. Köye gidip kalıyorum mesela. Yani günde 5 video stok oluyor video. Ama gidip 3-4 gün köyde kaldığım bile oluyor. Köyde kaldığımda video yapamıyorum. Short videoları dışında. Beşin en iyi kartı. Kart olarak değil. Oyuncu olarak demiş. Rumeniye. Bence. Adamda bir gizem var. Falsos kötü. Hepsi giriyor be kardeşim. Ben Messi ile çok kararsız kaldım da. Ama Cruyff'ten etki alamadık ya. RPS Master'da ikon Neymar demiş. Boy kaç demiş yaz. 1.78. Tam 1.78 tam cümle alem beni var ya. Hı. Bak cümle alem beni yatırıp. Var mı mesela? Yok. O zaman konuşmayacağız. Bak sen 1.78'sen Beşiktaşlı işte, eşit böleyim diye bakıyorum. Beşiktaşlı ol yoksa takipten çıkarım demiş. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir şampiyonluk aldılar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben içim rahat yani acı bu sana. Öyle öyle. Çünkü Galatasaray olmadı ya ondan rahattır. Peki. Sana sorsalardı. Galatasaray mı şampiyon olsun? Şey Beşiktaş mı şampiyon olsun? Fener ne derdin? Tabii ki Beşiktaş'ta. Biz zaten size armağan verdik. Siz kullanamadınız abi. Tabii canım biz özgüven şey öz eleştiri yapıyoruz. Yani kaç kere benim burnum içindeki kıllar beyazladı ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Fenerbahçe'nin 8 yıldır kupa alamaması ne diyorsun? Açıklanabilir bir durum değil. Koskoca Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama açıklanabilir bir durum değil. Ama Serdar, çok kötü süreçler geçti. Tabi ona bağlamamak lazım ama Ali Koç geldikten sonra 3 sene en iyi başarımız 3. olmak arkadaşlar. Adamın Ali iyi niyetinden hiçbir... 3 yıl oldu mu? İyi niyetinden hiçbir şüphem yok Serdar. İyi niyetinden. Zaman çok çok düşüyor. Finansal yaptıklarından dolayı da hiçbir kimse bir şey diyemez. Ama neler doğru yapılmıyor, yapılmalı açıkçası. Bu sene artık son şans diye görüyorum ben. Belki şansları bile yok. Ali Koç devam eder diyorsun. Sence etmeli mi? Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Çözülemeyen bir sıkıntı. Kronik bir sıkıntı var. Ama Emre Belezoğlu bence şampiyonluğu yani şampiyonluğa götürebilecek bir adam değil. Çok toydu ha teknik direktörü. Peki Serdar şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yabancı bir adam geliyor. Bir Mancini örneği vardı delikanlık yapıp giden parasını almadan ben başarılı olmadım diye. Ben diyorum ki doymuş bir yabancı teknik direktör getirmektense Türk yerli bir teknik direktörle kendini geliştirmeye çalışan başarıya aç insanla çalışmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Peki Yılmaz Vural mı? Yani bence Emre Belezoğlu doğru tercih şu an. Yılmaz Vural mı Fenerbahçe'de başarılı olur Emre Belezoğlu mu? Yılmaz Vural artık zamanında getirilseydi artık Yılmaz Vural'ın devri de geçti. Ama bir büyük takımlarda Hikmet Karaman, Yılmaz Vural gibi hocaların şans bulmasını isterdim. Net isterdim yani. Ben de şöyle düşünüyorum. Emre Belezoğlu benim fikrim tabii. Bence şampiyon yapacak. Bu arada objektif bakmam. Öyle bakıyorum. Yani Galatasaray'sın diye bakma yani. Öyle bakıyorum o. Ben mesela önümüzdeki yıl Emre Belezoğlu'yla başlamanızı çok isterim bir Galatasaraylı olarak. Tamam. Sergen, bak. İki türlü şampiyonluk vardır. Bir takım seni şampiyon yapar, bir de sen takımı şampiyon yaparsın. Serdar takımı şampiyon yaptı. Sergen. Yani iyi bir takım yoktu Serdar sezon başında. Fener'in de Galatasaray'ın da bırak bir de Başakşehir'in bile altında bir kadrosu vardı. Yanlış mıyım? Sezon başından bahsediyorum. Evet. Sezon başında öyle.
Peki Sergen de bunu yaptı, başardı. Emre niye yapmasın? Donanımı nesi eksik Emre'nin sence? Emre'nin teknik direktör kariyeri Sergen kadar. Sergen'le... Ulan Sergen bir sene Malatya'ya, bir sene Alanya'ya çalıştı. Üçüncü yılında Beşiktaş'a geldi. İki yıl böyle çok fark eder. Abi yaşanmışlık, görmüş geçirmişlik, yurt dışındaki tecrübeler, bunlar ne olacak? Futbolculuk tecrübesiyle teknik direktör tecrübesi farklı. Mesela Okan Buruk da çok iyi bir teknik direktördü. Ama bak piştikçe, bak Ersun Yanal diyorsun. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Okan Buruk olacağını büyük düşünüyorum. Büyük ihtimal zaten Fatih herhalde Terim başkanlığa da aday olacak gibi görünüyor. Bakalım. Eğer öyle bir şey olursa zaten büyük ihtimal öyle bir teknik direktör ister. Peki Serdar, Okan Buruk'sun. Fatih Terim'in altında çalışmak ister misin? Karışmaz mı sence? Bir de o açıdan bakmak lazım. Fatih Terim karışır da Okan Buruk'un Fatih Terim'in altında çalışmak istememe gibi lüksü olamaz ki. Abi şimdi bak şöyle bir şey var. İmparator olmuşsun. O takımla özdeşleşmişsin. Başkan oluyorsun. Şimdi başkan olduğum diye kenara çekilir mi sence Fatih Terim? Karışır. İster ister. Yani özel toplantıda bile karışır yani. Şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Sen onu hazmedebilir misin? İster misin? Ben olsam istemem. Şöyle bir durum var. Gerçek bir Galatasaraylıysa ve sana söylediği ya da karıştığı şeyler takımın ve camianın iyiliği için olan bir şeyse, ego değil de iyilik için olan bir şeyse ben kabul ederim. Yani şöyle düşün. Kastın ne? Mesela bu hafta atıyorum Fevri'yi sol açıkta değil sağ açıkta oynatacaksın derse sana. Öyle bir şey karıştırmıyor. Niye olmasın? Hayır lan olmaz. Şunu yapar. Yani bu hafta Fegüli'yi oynattın ama verimsiz, hani antrenmanlarda isteksiz mi diye sorabilir belki de. Tabii onu sorabilir. Kalkıp önümüzdeki hafta sen Fegüli'yi kes demez ki zaten. Hacı bunlar ülkemizde çok oldu. Çok oldu bunlar. Bence demez yani, bilmiyorum. Ya öyle bir şey dediğinde zaten karışılmaz. Yani nasıl kimse azma demez. Tabii ki de olmaz. Yani o zaman niye orada figüranlık yapmanın bir anlamı yok ki? Video ilk yemeği biten ne biter? Son lokma. Başka soru yok mu? Ya 3-5 tane daha var hemen ama aynı yani. PES 2022 ile ilgili düşüncen ne? Son kez ona bir sorayım ve bitirelim. İyi bir oyun olsun. Olur mu? Olmalı. Artık. Peki 2022'de farklı bir kart gelir mi? İkon dışında. Gelmez. Bence? Bence. Bu arada incelemesini yapmıştık ama Kubo'nun da ikonu gelmiş. Bir de çok övüyorlar şey, hani çok yüksek yapmışlar. Ne oğlum bu Kubo? Kubo bir aşkı var tabi. Anlaşmalı olduğu için ama bence önümüzdeki yıl birçok kartın ikonu gelecek. Yeni kart gelmez ikon anlamında. Yani ikondan örnek veriyorum. Mikon diye bir farklı bir mavi bir kart mesela gelmez ama ikon kartları çoğaltacaklar bana göre. Olması lazım. Yani bence örnek veriyorum ki hani orta sahada Witsel'in bile ikonu gelecek, yeri gelecek. Hani ne alaka ikonu diyeceksin? Türkiye'den diyecekse kim gelmeli ikon? Üç isim söyle bana. Ben şöyle, efsane olarak birinin geleceğini düşünmüyorum. Yani gelseydik üç tane kim gelmeli? Hacı var, eksi başta yazardım. Türk olarak. Ne var? Sergen Yalçın'ı isterdim mesela. Çünkü çok teknik bir adam. Ve özellikle de mesela Chelsea maçındaki o Sergen Yalçın deplasmanda biliyorsun iki gol birden atıp Chelsea deplasmanında yıldızlaşmıştı. Mesela o maçtaki performansı gelebilir. Onun dışında bence Şampiyonlar Ligi kupasını aldığımız şeyde, UEFA kupasını aldığımızda Galatasaray'da o orta sahadaki o Okan Buruk olabilir. O hırçınlığı, o şeyi, agresifliği. Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz olabilir. Hatta kartını, kolu sarılı bir şekilde kartının geldiğini düşünsene. Aa, Arsenal maçı. Agresiflik 99 falan gibi. O olabilir. Onun dışında ya ben mesela yurt dışında ülkemize temsil eden isimler düşünüyorum mesela. Tuncay, Nihat Kahveci. Ben mesela, Nihat belki olabilir. Ümit Özat'ı da isterdim. Ya farklı oyuncular, anladın mı? Ümit Özat mesela devşirme sol bek oynuyor. Tribüne orta açmaya çalışıyor, açıyor falan. Bence keyif verir insana ya. Ben fenerli değilim ama Ümit Özat gelse mesela alırım ya. Carlos'un yerini alırım mesela 3-5 maç oynatırım. Videosunu çekerim ederim. Hoşuma gider yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yasin geldiğinde mukbang videoları çekiyoruz. İnşallah mutlu oluyorsunuzdur. Şimdi analiz çekmek için tabii geldi.
İnşallah Anneligi de çekeceğiz. Cezan da bitti. İnşallah kafam hopa atmasın. Sorma ya. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Like atarak bize destek olabilirsiniz. Her like atan kişi inşallah hayatında mutlu mesut bir şekilde yaşar, böyle bir şey diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.